Kafese kapatılmış aslan gibi. Uzaktan zararsız. Bir de yaklaşıp soralım bakalım Sinan Müdürüm. Gerçekten zararsız mı? Kolay gelsin Sinan. Kolay gelsin. Hoş geldin Cezayir. Eyvallah Sinan Müdürüm. Davetinize icabet ettik. Sizi kırmak olmazdı. Neden burada olduğunu biliyorsun. Amerikan vatandaşı, iş insanı George Barnall'ın öldürülme dosyasında zanlı olarak gözaltındasın. Kim dediniz? Benimle oyun oynama. Yok, estağfurullah. Amerikalı iş insanı. Düşünüyorum. Hafızamı zorluyorum. Tanımıyorum. Bence ortada büyük bir yanlışlık var. Nefes tutma rekorunu egale edeceksin. Hadi deneyelim. Cacık olmaz. Yeter. Ne istersen anlatacağım. Tamam. Anlaştık. Adım George J.R. Bagnall. 97 baharına kadar Tunus ve Cezayir bölgesinde 4 farklı kimlikle Amerikan istihbaratı adına gizli görevlerde bulundum. 97 baharında Suriye, Şam'da görev yaptım. 98 Nisan 14'te Türkiye'ye giriş yaptım. 2007'den bu yana yapmış oldukları tüm provokatif eylemlerin kurgulayıcısı ve organizatörüyüm. Ayrıca Türkiye'deki yeraltı dünyasının bağlantılarını ve Amerika ile olan tüm işbirliklerini organize ediyor ve yönlendiriyorum. Bahsettiğiniz iş insanını tanımam. Hayatımda hiç görmedim. Bilgilerinizi bir daha gözden geçirin isterseniz. Kimi kandırıyorsun Cezayir? Bagnall'ın öldürülme biçimi adeta senin imzan. Oluyor böyle dolandırıcılıklar işte. İnsanlar birbirlerinin imzalarını taklit edip ne dolandırıcılıklar yapıyorlar. Duyuyoruz böyle hikayeleri.
televizyonlarda falan anlatıyorlar. Dalga geçmeyi bırak. Adam uzman bir biçimde sorgulanıp kayda alınmış. Sonra vücut bütünlüğüne zerre kadar zarar gelmeden tek hamlede öldürülmüş. Ve en önemlisi, Amerikalı görevlinin evindeki buzdolabına konulmuş. Senin aldığın askeri eğitimi, yurt içi ve yurt dışındaki eylemlerini biliyoruz. İnkar etme. Bu cinayet tam bir uzman işi. Yanlışınız var. Benim bahsettiğiniz gibi bir eğitimim veya bir uzmanlığım yok. Askerliğimi bile birlik kantininde yaptım. Nöbet bile yazmazlardı bana. Öyle mi? Öyle. Rahmetli abim. O şerefli Türk bayrağına hizmet edip ailesiyle birlikte şehit olmuş bir istihbarat görevlisiydi. Vatan sağ olsun. Bayrağımız var olsun. Onun şehadetini aile olarak göğsümüzde madalya olarak taşırız.